Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Kanalımızda oynadığımız oyunların bence sıralamasını paylaşacağım serinin ikinci bölümü ile karşınızdayım. Bu bölümde ücretsiz oynadığım oyunlarla birlikte sıralamalar belirlenmiştir. Oyunları puanlarken hikaye, sürükleyici, grafik ve fiyata göre değer mi puanları sonucu oluşan puan ve sıralama olarak sıralanacaktır bazı oyunlarda hikaye ve sürükleyici puanları eksik olarak puanlanmıştır. Dolar kurundaki farklılığa göre fiyata göre, değer mi puanlarında bölümler arası farklılıklar olabilir. 32. sırada unmuş oyunu var. Steam ücreti 4,99 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 5 puan verdim. 31. sırada fade 2 oyunu var. Steam ücreti ücretsiz olan bir oyundur. Oyunda kare şeklindeki karakterlerle iki tuşa doğru zamanda tıklayarak ilerleyebildiğimiz bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 5,67 puan verdim. 30. sırada Wild Wolf oyunu var. Steam ücreti 9,99 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 5,67 puan verdim. 29. sırada Bad Draw oyunu var. Steam ücreti 1,49 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 5,75 puan verdim. 28. sırada Milo and the Christmas Gift oyunu var. Steam ücreti ücretsiz olan bir oyundur. Oyunda yönlendirdiğimiz kediyi bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Oyuna puanım 10 üzerinden 6 puan verdim. 27. sırada Region Control oyunu var. Steam ücreti 6,33 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 6,33 puan verdim. 26. sırada Far Changing Tides oyunu var. Steam ücreti 10,49 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 6,33 puan verdim. 25. sırada Farlone Sais oyunu var. Steam ücreti 7,99 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 6,33 puan verdim. 24. sırada Pro Basketball 2024 oyunu var. Steam ücreti 12,99 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 6,33 puan verdim. 23. sırada Hell Architect oyunu var. Steam ücreti 24,99 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 6,33 puan verdim. 22. sırada Medieval Machines Builder First oyunu var. Steam ücreti bedava olan bir oyundur. Oyunda orta çağ döneminde görevleri yerine getirdiğimiz bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 6,67 puan verdim. 21. sırada Arsenal Online oyunu var. Steam ücreti bedava olan bir oyundur. Oyunda çeşitli silahlarla çeşitli görevleri yerine getirdiğimiz bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 6,67 puan verdim. 20. sırada Verlet Asyand oyunu var. Steam ücreti 2,99 dolar olan bir oyundur. Oyunda çeşitli engelleri geçtiğimiz rahatlatıcı bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 6,67 puan verdim. 19. sırada Strangeland oyunu var. Steam ücreti 14,99 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 6,67 puan verdim. 18. sırada Steam World Build oyunu var. Steam ücreti 14,99 dolar olan bir oyundur oyuna puanım 10 üzerinden 6,75 puan verdim. 17. sırada The Walking Dead Mycon oyunu var. Steam ücreti 7,99 dolar olan bir oyundur. Efsane serinin yan hikayesidir. Oyuna puanım 10 üzerinden 7 puan verdim. 16. sırada The Walking Dead 400 Dice oyunu var. Steam ücreti 2,99 dolar olan bir oyundur. Efsane Serinin yan hikayesidir. Oyuna puanım 10 üzerinden 7 puan verdim. 15. sırada Soulflow oyunu var. Steam ücreti 0,99 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 7 puan verdim. 14. sırada Blue Wednesday oyunu var. Steam ücreti 19,99 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 7 puan verdim. 13. sırada Brotato oyunu var. Steam ücreti 2,99 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 7,33 puan verdim. 12. sırada Menü Plase oyunu var. Steam ücreti 4,99 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 7,33 puan verdim. 11. sırada Build Master Marsville oyunu var. Steam ücreti bedava olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 7 puan verdim. 10. sırada The Walking Dead 4. sezon oyunu var. Steam ücreti 10,49 dolar olan bir oyundur. Efsane serinin dördüncü oyunudur. Oyuna puanım 10 üzerinden 7,67 puan verdim. 9. sırada The Walking Dead 3. sezon oyunu var. Steam ücreti 7,99 dolar olan bir oyundur. Efsane serinin üçüncü oyunudur. Oyuna puanım 10 üzerinden 7,67 puan verdim. 8. sırada The Walking Dead ikinci sezon oyunu var. Steam ücreti 7,99 dolar olan bir oyundur. Efsane serinin ikinci oyunudur oyuna puanım 10 üzerinden 7,67 puan verdim. 7. sırada Game Store Simulator oyunu var. Steam ücreti 1,50 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 7,67 puan verdim. 6. sırada Şirinler Vileaf görevi oyunu var. Steam ücreti 19,99 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 7,67 puan verdim. 5. sırada The Walking Dead ilk oyunu var. Steam ücreti 7,99 dolar olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 7,67 puan verdim. Dördüncü sırada Conquest of Empires 2 oyunu var. Steam ücreti bedava olan oyundur. Askeri toplulukların fethettiğimiz bir oyundur oyuna puanım 10 üzerinden 8 puan verdim. İlk 3 oyuna gelmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Üçüncü sırada Domino The Little One oyunu var. Steam ücreti bedava olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 8,33 puan verdim. İkinci sırada Raid Shadow Legends oyunu var. Steam ücreti bedava olan bir oyundur oyunda özel güçleri olan karakterlerin çeşitli düşmanları yendiğimiz güzel bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 8,67 puan verdim. Birinci sırada Farlight 84 oyunu var. Steam ücreti bedava olan bir oyundur. Oyuna puanım 10 üzerinden 8,67 puan verdim. Yeni oynanan oyunlarla birlikte yeni sıralamamız bu şekilde olmuştur yeni oyunlar oynandıkça bu serimiz kaldığı yerden devam edeceğim. Kendinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.